Simsiyah bir köpek var. Bak arabanın oradan geçiyor. Bak. Evet, garip bir koku var. Başında da söylemiştik. O koku devam ediyor. Ya şu görüntüye bak Allah aşkına. Arkadaşlar bu bir kemik. Canlar. İnsan kemiği olabilir mi bu? Bingöl'deki terk edilmiş cezaevine doğru gidiyoruz. Babo Films kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir vakayla karşınızdayız. Bambaşka bir yerdeyiz. Bugünkü yer çok eski tarihlerde yapılmış bir cezaevi. Yanımda yine Sait var. Çok teşekkür ederim Sait. Ne demek abi? Geldiğin için. Bu arada Sait'in arkadaşı kameramanlığımızı yapan iki çekimdir. Bu da üçüncü çekim oldu. Evet. Sait sağ olsun Elazığ'dan beri yanımızda koşturuyor. Boş olduğu için yardımcı olmak istedi. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. İçeriye doğru geçelim. Önce bir çevresini çekelim. Evet. Sonra içeride yavaş yavaş anlatırız hikayeleri. Burası sanırım nöbet kulübeleri. Yanmış abi bir de. Hı-hı. Gel abi. Gel. Hamit. Hamit. Çek içeriye. Gel bir bu tarafa doğru gidelim. Bahçesi... Bir de abi şundan bahsetmek istiyorum. Hı. Aşağıda bir karanlık hücre olması lazım. Karanlık hücre? Evet. Asıl olayların döndüğü yer. Tamam, oraya içeriye geçince döneriz bu muhabbet. Biliyorsunuz bu tarz vakalarda gözümüzden kaçanlar oluyor. Bizim görmediğimiz, duymadığımız şeyler oluyor. Onları varsa eğer yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz hepsini tek tek değerlendiriyoruz, okumaya çalışıyoruz. Ve bizi de bu konuda aydınlatmış oluyorsunuz. Hep beraber. Bu olayı bir aydınlık getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda olay yerinde anında görüntüler çekiyoruz. Bunları da Instagram hesaplarımızdan atıyoruz. Bu Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesaplarımızı aşağı vereceğim. Abdülhamit ile Said'in hesabını da bırakacağım. Onları da takip edebilirsiniz bu vakalarda. Bu tarz vakaların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve maddi bir destekte bulunmak istiyorsanız aşağı açıklama bölümünde Patreon hesabım var. Oradan maddi bir yardım da bulunabilirsiniz. Çünkü bir önceki bölümlerde yardımcı olmaya çalışan birçok insan oldu. Maddi destek verenlerin hepsini de videoların sonunda bir şekilde isimlerini geçiriyoruz. Diğer türlü manevi bir destek vermek istiyorsanız da bu videoyu paylaşıp izleyip veya en kötüsünden beğenebilirsiniz. Ne kadar çok beğeni gelirse de o kadar bu video ön plana çıkıyor, onu da dile getirmiş olayım. Evet. Ve devam edelim abi. Duvarları da sanırım bu olayı duyan çevre illerden gelenler ya da buralarda yaşayan köylülerden birileri gelip bu şekilde yazılarda çok eski abi. Yazılmış, evet. Yazılar bayağı eski. Burada da bir gözetleme kulesi var. Arka tarafı zaten bahçe olarak duruyor. Onun içinde de pek bir şey yok. Tamam. Şurası da bahçe. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Bu arada biz de bu saatlerde bahçeyi gezdiriyoruz ki havanın kararmasını bekliyoruz. Hava kararıp ilerleyen saatlerde içeriye girip
çekime başlayacağız. Bu videoda da simsiyah bir köpek var. Bak arabanın oradan geçiyor. Bak çekebiliyor musun? Çektim. Gördün mü? Gördü. Murat abi, bu tarz vakalarda bir şey söyleyeceğim. Bu tarz vakalarda siyah köpek veya siyah kedi, siyah olan herhangi bir hayvanı gördüğüm zaman bir işkilleniyorum. Yaşadık, çok da yaşadık. Halk dilinde de, yani halkın bildiği kadarıyla da onlar siyah varlıklara bürünürler. Yani gece vaktinde falan. Birçoğumuz da biliyoruz. Bu bir şehir efsanesi gibi bir şey oldu artık. O yüzden ben de artık korkmaya başlıyorum bunları gördükçe. Orada da bir gözetleme kulesi var. Gel abi, buradan çok oraya gitmeye gerek yok. Gözetleme kulesi bir tane de orada var. Burası da ayrı bir duvarı. Gelin içeriye bir geçelim. Hava kararmasını bekleyelim. İçeride bizim neyin beklediğini bilmiyoruz bu arada. Evet. Girmedik daha. Değişik bir koku var. Ve senelerce insanlar bu kokuya belki de maruz kaldı burada. Gerçekten. Hiç keşke kokuyu hissedebilseydik. Girişte burası bizi karşılıyor. Daha derinlere inmeyeceğiz şimdilik. Daha böyle ilerleyen geç vakitlerde çekmek istememiz. Çünkü o saatlerde hem videonun atmosferi daha bir gergin oluyor, hem de bu tarz varlıkların, yani cinlerin veya cinli varlıkların varsa da o saatlerde daha fazla etkin olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok farklı bir şey yapacağız. Tiyerlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Ben de sizlerle beraber göreceğim. İlerleyen dakikalarda bizleri neler bekliyor bakalım. Bingöl yolu üzerindeki dağların arasında yer alan ve paranormal olayların yaşandığı bu cezaevi, 1980'li yılların başlarında çevre köylerden bile önce inşa edilmiş ve faaliyete girmiştir. Dağların arasında yapılan bu cezaevinde 1988 yılına kadar normal suçlar ve ağır suçlardan mahkumlar kalmaktaydı. Bizlere anlatılan hikayelere göre aradan 8 yıl geçtikten sonra, yani 1988 yıllarında Bingöl'de bulunan dağların arasına yerleşmiş bu cezaevine 40-45 yaşlarında iki kişi hırsızlık suçundan dolayı ceza alarak buraya getirilmişlerdir. Cezaevindeki paranormal olaylarda bu bahsedilen iki kişi yüzünden olduğu söyleniyor. Söylentilere göre 1986 yılında aslında hırsızlık suçları olmayan, isimlerini bilmediğimiz o iki kişinin büyü işleriyle uğraşıldığı biliniyormuş. Köylerinde huzursuzluk, hayvanların telef olması ve korkmaları nedeniyle köylüler büyücü olarak nitelendirdikleri bu iki kişiye saldırıp köyden atmaya çalışmışlar. Fakat başaramamışlar. Bunun üzerine tüm köylü toplanıp o büyücüleri köyde büyük hırsızlık yapılıyor suçlarıyla o dönemin savcılarına kadar iletmişlerdir. Bir şekilde büyücü diye bilinen kişiler köyden alınıp mahkeme kararı ile Bingöl'deki dağların arasında bulunan, şimdilerde terk edilmiş o cezaevine 1988 yılında götürülmüşlerdir. Cezaevine getirilen büyücüler suçsuz olduklarını ifade etseler de savcılık inanmamış ve bir daha asla davaları görülmemiştir. Cezaevinde yaklaşık 2 yıldır kalan büyücüler yüzünden bir takım paranormal olaylar yaşanmaya başlamıştır. 1988 yılından itibaren bahsedilen bu cezaevinde mahkumlar gece hücrelerden garip garip sesler duymaya başlamışlardır. Öyle ki büyücülerden sonra cezaevinde çalışan o dönemdeki gardiyanlar bile cezaevini terk etmeye başlamışlardır. Gardiyanların işi bırakması sonucunda cezaevi müdürü savcılığa telgraf çekerek olayı anlatmış, fakat savcılıktan hiçbir yanıt gelmemiştir. 1989 yılında artık neredeyse müdürden başka kimse kalmamış, hatta öyle ki mahkumların görüş izinleri bile bir yıl kadar kaldırılmıştır. Paranormal olaylar artmaya devam ederken mahkumlar yaşadıkları bu durumları kimseye anlatamaz olmuşlar ve akli dengelerini yitirip intihar etmeye başlamışlardır. Cezaevinde intiharların artmasıyla beraber kalan son gardiyanlar ve cezaevi müdürü de orayı terk etmiştir. 1989 ve 1990 yılları arasında kimsenin gitmeye cesaret edemediği o cezaevinde büyük ve ilginç bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangının dumanı o kadar karanlık ve o kadar büyükmüş ki çevredeki yaşayanlar dağın yandığını sanmışlar. Yangın müdahale edilmeden kendi kendine sönmüş ve cezaevine giren yetkililer içeride yüzlerce ceset bulmuşlardır. Neredeyse tüm hücrelerde ve odalarda yangın tavandan çıkmış ve tersine bir şekilde yanmış. Karanlık hücrede kaldığı bilinen bu iki büyücünün cesetleri de asla bulunamamıştır.
arkadaşlar, malzemelerimizi yüklendik. Kameralarımızı, ekipman çantamızı. Sait de kendi ekipmanlarını aldı. Sait ne var orada? Abi bu 4 farklı külüm birleşimi ve kaya tuzu var bunun içerisinde. Dikkat edin abi. Çok bas. Şu koridoru görüyor musunuz? Bakın. Murat abi. İp ince. Efendim? Gel bak. Ne var burada? Abi şuna bak sen. Çekiyor musun? Önce bir ver çek. Bakın, tavanları çekiyor mu? Baksana şu tavanları. Oh. Yırtılmış, ıslanmış. Duyuyor musun sizi? Bakayım mı ben? Yok bir dakika dur şuraya bakalım. Gel abi kamerayla. Hiçbir şey de gözükmüyor, hep silinmiş. Yüksek ama mahkum kayıtlı. Aynen. Boş bir deftermiş herhalde, bakayım. Başsavcılık diyor. Bak. Neymiş? General memur bilmem ne. Savcısı. Cumhuriyet savcısı. Silah yapıyor. Daptar bir koridor arkadaşlar. Burada hani nasıl mahkumlar yürümüş, nasıl etmiş onu da bilmiyoruz. Gardiyanları düşünemiyorum. Yani bilerek mi, isteyerek mi böyle yapılmış onu da bilmiyorum. Yani burası sanırım mahkumların bulunduğu yerlere doğru gidiyor. Çünkü demir parmaklıklar var. Yangını izlemeden çek abi. Evet. Hikayede de anlatıldığı üzere her yer yanmış durumda. Hala o hisler siyahlıklar duruyor tavanlarda. Ve koku hala duruyor abi. Evet, garip bir koku var, başında da söylemiştik. O koku devam ediyor. Şurada bir ses geldi, duydun mu? Oradan mı geldi, oradan mı geldi abi? Oradan. Oradan mı geldi? Gitti, bir ses geldi. Burası? Ne burası Sait? Hücreliyor bana. Dur, şimdi abi buralar hücreler. Hücre burası. Evet abi, buralar hücreler. Tuvalet, hayvan hücre. Haa. Mahkumlar, evet, evet. Tek şu hücre. Hani ağır mahkumlar var ya. Çek abi hücreyi. Burası da tuvaleti. Burada da defterler var abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yırtılıyor, elini patladı. Ufalanıyor. Çekmeye gelmiyor yani. O kadar çok zamandır burada ki bu defterler. Bu kitap gibi bir şey ben. Kitap yani. Dikkat et abi. Bak şu duvarı çeker misin? Burada da ayrı bir bölüm var. Sen burası da hücre. Aynen abi, hücreler. Tek kişilik bir hücre. Aynen, burası da tuvaleti. Murat abi. Ne oldu? Sesi duydun mu? Sizin ayakta sesini sanırım. Yok abi. Sen duydun mu? Duydum. Bir şey dikkatimi çekti bak. Oraya zoom girebilir misin? Gece görüşünü de aktifle. Öyle mi? Demir parmaklıklar var orada. Ha? Bir ya da gardiyan odası olabilir mi abi? Olabilir çünkü parmaklık falan yok. Ya da bir şey olabilir yani, ne bileyim. Yemekhane olabilir, tarzı bir şey olabilir. O uzun koridora doğru gidelim. Devam edelim. Burası bitti. Burada da tahta kırıntıları, parçaları falan var. Molozlar var artık. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şu koridoru çeksene bir. Bak. Şu koridora. Işığı tutar mısın oraya? Bomboş, ıssız. İleriye doğru gidiyor. Birazdan o tarafları da çekeceğiz. Şimdi bizim sağ tarafa girmemiz lazım. Bu tarafa girer miyiz? Bu arada... Duydun değil mi? Yıkılıyor mu abi burası? Bilmiyorum. Duydun değil mi sesi? Tıkır 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 tırırır diye bir şeye çarptı. Bir dakika, müsaade eder misin? Bismillahirrahmanirrahim. Şey göremedim. Ya buralara
Sanırım başta dedik ya, duvarların her yerine yazı yazmışlar insanlar. Hikayesini duyan gelmiş. Ve kirletmişler daha doğrusu. Ona da yapacak bir şey yok. Abi biz buraya devam edelim. Hızlıca. Video çok uzun olacak çünkü öyle geliyor. Burası da yanmış, sonradan küf tutmuş. Dökülmüş bak, tavan da dökülmüş çok fazla. Burası abi mahkumların banyosu. Baksana herkes iç içe banyo yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası pano mu? Yok, itfaiye boruları için. Şimdi burası avlu demiştik. Bak burada hava almaya çıktığı mekan. Bir burası var, bir de karşısı var. Burada o dönem volta atılıyormuş demek. Buralara girmeyelim, şöyle devam edelim. Sonra zaten içeriden dolaşacağız. Sırasını kaybetmeyelim. Gel buraya kalın. Şunu içersen. Acayip bir yerdeyim abi. Acayip bir yerdeyim. Ya düşünsenize. Böyle bir yerde olur. Benden mi geldi abi? Yoksun siz bir şeylerden. Yok. Annem çarptı. Yok, buradan çarptı geldi. Duydunuz mu? Ben korkmaya başladım. Şuraya çek. Şuradan geldi bak. Ses. Sessiz. Hayır, anlamıyorum. Biz hareket haline geçtiğimizde sesler duyuyoruz, sustuğumuzda duyamıyoruz. Bir şey var burada. Yok, net bir şey söylemek, göstermek istiyorum insanlara. Devam edelim mi? Devam edeceğiz mi? Mecburuz. Abi baksana dışarı, kendinden dışarı çıkmaya çalışan mahkumlar. Evet, yanarak ölenler. Yalnız abi buradan yolumuz kaybetsin, dışarı çıkmaya yolu da bulmak istiyor. Yaklaştıkça sesler artıyor. Farkında mısın? Ayak seslerini duydunuz mu? Bakın bekleyin, sessiz olun. Umarım yansır. Ses nasıl gelebilir? Az önce şuradan bir ses geldi. Ondan önce de şuralardan sesler geliyordu. Biz yaklaştıkça yangının kaynağına ses artıyor. Bunun farkındayım. Artık biraz da şey oluyor yani. Yani çok fazla bu işlerle uğraştığımız için, şu vakalara gittiğimiz için bilmiyorum artık, bizi mi tanıyorlar? Onu da düşünüyor oldum. Çünkü biz daha önceki yerlerde hocalara falan da gidip sorduğumuzda, evet siz biliyorlar, sizi takip ediyorlar diyorlardı. Ne kadar hani doğru bulmasam da ama öyle bir durum olabilir mi? Bu sesin kaynağı nereden geliyor ya? Gel.
Diğer tarafa bakalım. Abi köpeğin sesi de tuhaf geliyor. Şu odaya geçiyoruz. Batı abi ben ışığımı yakmıyorum, çok ses yapıyor diye abi. Hayır. Ya bir çekim yaptırmadı bu ses ya. Kaynağını merak ettim. Hayır, bir şeyin düştüğünü görsem ya da bir şeyin bir yerde eksik olduğunu görsem anlayacağım. Bu garip. Bak. Az önce geldiğimiz yerden geliyor yine. Batı abi bak oradan, bir saniye, oradan geldi ya. Ne? Buradan geldi ve diğer taraftan geldi ses. Aynı anda diyorum ya, aynı anda belli farklı bir yerlerden sesler gelmeye başlıyor. Biz mesela ses buradan geliyor, buraya bakıyoruz. Buraya gelirken oradan geliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir yerde ruhlar, insanlar azap çekerek ölürse o acıları, o sesleri, o yankılar oraya hapsolur. Ve yüksek ihtimalle o cinler o acıları, o sahiplendiler hepsine. O yankıları, acıları, yok oluşları. Bismillahirrahmanirrahim. Gel abi, buraya gireceğiz. Burası az önceki avluydu. Aynen. Bakın, tekrar göstereyim. Tavanlara bakın. Yangının kaynağı bu taraflardan çıktı. Çok belli. Dur, sessiz olun. Ne oldu abi? Burada çıkıntı bir şey var. Şu demir burada siyah gölge yaptı arkaya. Abi bu şeyin üzerine o gölgeyi görmek olmadı. Gel. Her girdiğim gibi odaya bir tane bırakalım. Gece görüşüne geçer, demirleri çek. Çok gitme o tarafa. Eyyuh haricim. Gel. Bu işi yapacağım. Bu yüzü bıraktım. Ses alın oradan gidelim. Evet abi. Ha. Gel. Geç abi, geç. Ha? Bizi götürürüz diye bizi rahat bırakmayacak. Bu üç mü? Bizleri temsil ediyor. Kimi temsil ettiğini sadece ben biliyorum. Çünkü beni temsil eden mum da var burada. Bu üç mumdan hangisi en çok erirse o kişi buradan en çok zararlı çıkacak kişi olacaktır. Ama ondan musallat olmayacak. Yani sadece bir daha o bu mekana o girmeyecek. Tamam, şey söyleyeyim. Mumları böyle bırakacak mısın? Mumları böyle bırakacağız. E o zaman devam edelim. Ben eşyalarımı alayım abi. Allah. Baksana abi. Bak yangın yeri. Burası yüksek ihtimalle mekanıydı abi. Yangın çıktığı zaman insanlar uyuyorlar buradan abi. Şu aynayı bırak istiyorsan. Aynayları, malzemelerini de taşıma. Bir yere bırak, kapatırız. Şöyle bir çekebilir misin kamera? Bak. Abiciğim. Havandan bir yangın çıkmış şimdi. Etrafı bir çek şöyle. Duvarlara karşı. Normalde ateş yerden başlar. Tamam. Çektin mi? Şimdi duvarın alt tarafını çek. Beyazlık. Yukarı doğru siyahlık. Siyahlık tavandan yayılıp aşağıya yayılmış. Sahibin de dediği gibi. Tavan, yani gördüğümüz izlere göre bakılırsa tavandan yangın bir anda çıkmış, aşağıya doğru bir alev alma şekli var. Evet. Tersten bir yangın şekli yani. Normalde yangın dediğiniz şey, ateş burada yakılırsa burada yayılır. Duvarların altından yukarıya doğru his yayılır. Hani en azından alt kısımlar beyaz kalmaz. Üst taraf da siyah olur, burası da siyah olur. Evet abi. Ama burada gördüğümüz izler bütün cezaevi boyunca tavanla bir iz var ve aşağıya doğru gördüğünüz gibi şuraya da çek. Aşağıya doğru inen siyah izler var.
Ve burası artık tamamen kapanıyor. Tamamen kapatılıyor ve yavaş yavaş köy yerleşiyor. Ve köy halkı duruyor. Köy halkı bile bu tarafta buradan huzursuz olduğunu dile getiriyor. Biz dahi buraya geldiğimizde çiftçi bir abimizle konuştuğumuzda evet biz buranın varlığından huzursuzuz. Yıkılmasını istedik fakat bugüne kadar kimse gelip yıkmadı ya da yıkmaya cesaret edemedi veyahut da bir şekilde yıktırmadılar. Orasını bilemiyoruz. Videonun burasına kadar izleyenler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da video devam ediyor. Videoyu lütfen başından sonuna kadar izlemeye devam edin ve bizim gözümüzden kaçırdığımız, duymadığımız şeyler varsa aşağıya yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Olay yerinden çekimler yapıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Bunları da Instagram hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Olay yeri video daha yayınlanmadan olay yerinden bilgi almak amaçlı Instagram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz diyelim. Bu hatta gel. Burası mutfak mı? Tuvalet mi? Şuraya bir çekelim abi. Gel. Burası mutfak. Yalnız mutfakla tuvaletin bir olması da çok acayip bir durum. Abi bu yangın acaba burayı çok kötü mü olmuş? Baksana duvarlar. Tavana bak abi. Ben olsam kafayı yerdim. Ben de kafayı yerdim. Hele de böyle bir cezaevinde. Sen? Daha çok kafayı yerdim. Burası da avlusu herhalde. Şuraya baksana abi. Ama dikkat et abi. İşte o zaman şöyle yapalım. Hani o dediğin rutiyeli ben burada yapmayacağım. Burası da diğer avlusu. Mahkumların hava alması için çıkartıldığı bir yer. Şurayı çeker misin? Baksana. Çok ısrar edersin. Oh! Üf! Kokuya bak. Bak gel. Gel. Biraz geri git. Bak. Yerdeki şeyler burada. Bir yangın şeye doğru gidiyoruz gibi geliyor bak. Şeylere bak abi. Demir parmaklıklar. Parmaklıklar. Burası kara hücre denilen yer mi acaba? Şurası. Karanlık hücre denilen yer buralar mı acaba? Çünkü buraya geldi, burada daha bir demir parmaklıkları oldu. Daha fazla arttı. Yok bir şey yok. Gel abi. Ne yanlış ya? Abi her yerde, her yerde. Devam edelim o tarafa doğru. Tuvalet. Tuvalet mi? Evet. Yalnız şurası ısınlar. Duyunlardan sesler geliyor. Evet de gece görüşmeden çıkıyor. Güzel. Güzel. Gel. Arkadaşlar az önce anlamsız bir şekilde Abdülhamit'in elindeki kamera bir anda devriliverdi. Üstelik kameranın ele sabitleme şeyi olmasına rağmen garip bir durum. Biz çok fazla abartmayacağım o durumu. Yorumu yine sizlere bırakıyorum. Burada kendimizi daraltmak istemiyorum. Burası abi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu duvarları açaydık ya. Gel abi. Hal elektrik olabilir mi abi? Ne olur ne olmaz. Baksana abi. Güvenlik parçaları buna var. Köyleri falan. Abi bu çok şeydi. Sanki bize kafayı yedirtmeye çalışıyor bir şey. Uğraşıyorlar. Burada mı şeyler var abi? Burası ne abi? Ailemin galiba mahkumların görüştüğü yer. Evet. Görüşme alanı. Burada hiçbir şey kalmamış. Burada ne ölmüş.
öteki tarafa bakalım. Oradan da üst kata geçelim. Ya şu görüntüye bak Allah aşkına. Şu ileride şeyi görüyor musun, çıkıntıyı? Yangın söndürme şeyi için yapılmış bir şey sağda. Oraya ışık tuttuğumda bir çıkıntı görüyorum. Her seferinde korkuyorum. Görüş bölümünün mahkum tarafı. Ayağıma dolanıyor. Bir bakalım şuraya. Var mı? Vida gibi bir şey bu ya. Kocaman. Kocaman bir vida. Yerde de var. Yerde. Bir dakika. Somunu falan mı? Oğlum bir şey buldum. Arkadaşlar bu bir kemik. Bir kemiğine benziyor. Büyük bir kemik abi. Evet. Ve kırılmış. Buradan itibaren kırılmış. Burası eklem tarafı. Alt taraf kırık. İz. Bismillah. Dilimin ucuna geliyorum abi. İnşallah o değildir. Evet, kemik. Bak. Kendini çek. Burada bir şey daha var. Bir tane daha var. İnsan kemiği olabilir mi bu? Dilimin ucuna geliyor ama söylemek istemiyorum. Çok da dokunmak istemiyorum. Yani şu kap. Bismillahirrahmanirrahim. Sen burada ne ses çıkarsan o da oradan çıktı. Damla sesi diyeceğim, damla sesine benzemiyor. Yok abi, vurma sesi. Ritüel yapmadan bunlar başladı ha. Ritüel yapmadan. Ne anlam vereceğiz ya? Ne anlam vereceğiz bu iş bırakmaya? Mührün yanına götürmemi ister misin? Niçin? Eğer bu bir insan kemiği ise onun bedenini ya da başka bir şeyini kullanan mahlukat cin bize saldıramaz. İnşallah diyorum, hayvan kemiği. Ya inşallah ben de öyleyim ama ben faydası olabilirim. Sen ilgin yerine koyalım. Koyalım. Belki bir faydası olursa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Ne yapalım? Işıktan çık. Dur yerim. Şeyden çık. Gece görüşürüz. Az önce Sait'in yaptığı 3 mumla. İkisi sönmüş. Hatta birisi yere düşmüş. Sadece ortadaki yanıyor. Önce bunun ne sebep oldu bilmiyorum. Rüzgar deseniz çok büyük rüzgar yok. Hava soğuk ama rüzgar yok. Zaten rüzgarın olmadığını mumun yanma şeklinden de görüyorsunuzdur. Ben yine de rüzgar yandı diye düşünüyorum. Sebebini bilmiyorum. Şimdi Sait. Ben, Abdülhamit, sen. Oradaki ben miymiş? Evet abi. O ne? Abdülhamit'in kameraman. Abi sönecek olursa da zaten iki mumdan hani bir tanesi yanıyor, iki tanesi yanmıyor. Daha doğrusu bir tanesi. Peki yani. Bir şey söyleyeceğim Sait. Ne olacak şimdi? Sönen mumlara ne olacak? Yanan mum ne olacak? Murat abi. Hı? Sen çok fazla başına iş aldın. Çok fazla olay yaşadın. Sen yerdesin abi. Harbiden de bak seni devirmeye çalışıyorlar. Abdülhamit de benim yaşadıklarımı sizin yaşadıklarınızda hiçbir şey olduğu için ben yanıyorum, Abdülhamit sadece sönmüş. Ama sen düşmüşsün abi. Mührü bu defa yapacağım ama biraz farklı yapacağım. Sırf bulaşamasınlar diye yapacağım. Ama eğer bir daha geldiğimizde bunlar bozuk olursa bir saniye bile burada duramayız. Abi benim karışımı getirir misin? Malzemeler burada duruyor Allah. Thank you.
Paralarını neden kemiklere koydun? Eğer bunlar insan kemikleri ise, burada ölenlerin acı çektikleri kemikleri ise, onlara tasallut olan cinler bize gelmeyecek. Hı. Varsa eğer böyle bir şey. Evet. Bunu yanına bırakayım. Buraya bir yere. Bırak abi. Eğer mühür bir daha bozulursa, o zaman burada bir saniye bile duramayız. Lütfen. Eğer bozulursa yapamayız. Bozulursa yapamayız. Rütüye atalım. Evet. Bir saniye bile duramayız. Bırakıp gitmemiz lazım yani. Tamam devam edelim. Bari şarkıda ufaklar falan yok. Abi. Bir saniye daha bizden misiniz? Çantan yanında mı? İki tane daha mum verir misin? Bunun birini sen yakacaksın, birini ben yakıp dökeceğiz pencereyi. Dökün. Yapıştıracağız. Tamam. Nereye, oraya mı yapayım? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burada tamam, camın önüne düş. Gel abi, yukarı doğru çıkar. Abdülhamit, iyi misin? İyiyim. Şu aşağıdan bir çeksin. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane burası ya. Şunun görüntüsüne bak. Of, burası bir adam. Burayı su atmış abi. Peki nereden su girişiyor bu tarafa? Bilmiyorum ama sızdırmış herhalde falan. Bayağı, burası bayağı şu an suyu içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. Tavan yine burada da yapmış. Hep tavanlarda bir yerlikler. Hiç öyle müthiş bir yerlik su var yani. Hala da. Pencereler, yediğimi düşürüyorlar. Nasıl yapmışlarsa kralına mı olmuş? Ha? Güvercin düşmüş.
Buradaki bu kızlarıymış. Abdülhamit. Sait. Yani bu durum ne? Abi. İyi misin? Abi. Ne yapalım oğlum, bir şey söyle. Çabuk çıkıyoruz. Eşyaların nerede? Tuz nerede? Tuz nerede? Sen çık, al çık. Ya al şunu. Tamam, tuzu alıyorum ben. Tuzu alıyorum. Gel. Gelin abi. Allah'a güvercin yok. Oradaki güvercin, buradaki güvercin de. Çek. Ben de düştüm, gidelim. Gel. Mumları söndürmedik abi. Geri girmemiz lazım. Oğlum. Çok kötü kokuyor. İçin mi? Gidelim. Bunları almaya gerek var mı? Var mı? Ne taraftaydı? Arkadaşlar, aslında yaşadığım çok normal bir şey değildi. Önce o sesin artması, daha sonra onların başına böyle bir şey gelmesi. Bu normal mi ya? Abi hiç değil. Hayır, normal bir güvercinin oraya girmesini anlarım. Uçup da düşüp de. Ama o bile zor yani, düşüp düşmesi o imkansız bir şey. Abi bütün bunları biliyorum, hani oradaki benim ilk sönen mumum var ya, oradan mühürü kırıp girmiş olmaları lazım. İçerideki şeyin anlamını veremedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bilenleriniz varsa aşağıya yorum yazarak bizleri aydınlatabilirse seviniriz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki vakalarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ve destek olmak istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Biz burada ritüel yapacaktık. Aynı ritüelini yapacaktık. Babil'den bugüne gelen iletişim kapısı. Ama yaptırmadılar. Yani ne hikmetse sabahtan beri zaten girdiğimizden beri bir olaylar oluyor. Anlam veremediğimiz. Ondan dolayı ritüeli yapamadık. Zaten son mum olaylarında da iyicene çığırından çıktı olay. Her neyse, videoyu sözümü sonlandırayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yepyeni bir vakayla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.